Herkese hayırlı akşamlar. Bugün sizlerden gelen talepler üzerine bir konu belirledik. Genellikle ne anlatalım, en çok ne merak ediliyor, ne talep ediliyor diye sorduğumuz zaman gelenlere kulak veriyoruz. Ve çok fazla merak edilen konulardan birinin aslında ortak bir isim altında topladık. İnsanoğlunun bilinmeyen yönleri, insanın gizemi. Gerçekten de öyle. İnsanoğlu gizemli. Bilinmeyen çok fazla yönü var. Dilim döndüğünce size aktarmaya çalışacağım. Her şeyi aktarabilir miyim? Bilinmeyenleri var. Çok merak uyandırıyor. Gizemi seviyoruz. Konuşacağız. İnsanoğlunda gerçekten anlaşılması çok zor ve hiç anlaşılamayacak mevzular barındırıyor. İnsanoğlu bir kainat. Kainatın tamamına hakim miyiz şu anda? Değiliz. İnsanın da tamamına hakim olmamız düşünülmez bu anlamda. Ama gerçekten hayretler içerisinde bırakan inanamayacağımız birçok şey yaşıyoruz. İnsanda görüyoruz. Harikuladelikler izlemliyoruz mesela bazı insanlarda. İşte yani inanılması çok güç. Peki bunlar nasıl bir şey? İllüzyon mu? Gerçek mi? Gerçekten yaşanıyor mu böyle şeyler? Sonra hiç düşündünüz mü değerli arkadaşlar? Biz nasıl çalışıyoruz? Bugün bir makine aldığımız zaman bunu anlayabiliyoruz ama insanoğlu nasıl çalışıyor? Beyni nasıl çalışıyor? İnsan mesela bir gün bir bilgisayarda artık kod yazma olduğunu, robotları anlayabiliyoruz ama insan beyni nasıl çalışıyor? Mesela hakikaten çok yaşamışsınızdır. Birilerini düşünürsün, sonra bazen olur onu öyle görürsün. Şu anki haliyle nasıl olabiliyor? Kilometrelerce öteden birbirleriyle telepati yoluyla anlaşan insanlar var. Nasıl yapabiliyorlar? Ya da böyle bir şey gerçekten mümkün mü? Telepatik iletişim kurmak mümkün mü? Mesela rüyalarımız. İlginç rüyalar görüyoruz değil mi? Hepimizde hemen rüyalarımızla alakalı bir eğilim var. Hayır mıdır, şer midir? Hemen rüyalarımızı yorumlamaya gidiyoruz mesela. Peki her rüya yorumlanır mı? Nasıl rüya görüyoruz? İlahi rüyalar nasıl oluyor? Uyanan rüyalar. Sürekli tekrar eden rüyalar nasıl oluyor? İnsanoğlunun çok gizemli yönleri var. Öğrenme dediğimiz şey nasıl oluyor? Her şeyi öğrenip dururken yaşanınca niye işte demaz ya da Alzheimer oluyoruz? Çok mevzu var. Bugün insanın farklı yönleriyle ele almaya çalışacağız. İnsan, eşrefi mahlukat. Yaratılmışların en şereflisi. Bir Halifetullah makamı var. Bu ne demek? Yani Allah-u Teala'nın Halifetullah makamında yarattığı insan ne demek? Mesela bilirsiniz, duymuşsunuzdur. İşte her insan bize şart damarından yakın Allah-u Teala. Ama aynı zamanda insanoğlunun içinde bilinmeyen işte nefs mesela, ruh mesela ne kadar hakimiz? Bir nefsin ve ruhun ne demek olduğunu. Bunlar bizi nasıl etkiliyorlar? Yunus Emre'nin dediği gibi ilim ilim bilmektir, ilim kendin bilmektir. Sen kendin bilmezsen yanacağını okumaktır. O kendin bilmeyi niye vurgulamış? Ben kendimi tanımıyor muyum? İşte adım Bilal Cantürk. Bununla mı ibaret kendimi tanımam? Mesela sorayım, söylüyoruz bazen değil mi? Soruyoruz. En çok hangi rengi seversin? Dedi ki mavi. Neden? Neden maviyi seviyorum? Ya da bazen diyoruz birini çok seviyoruz. Ben bu insanı çok seviyorum. Neden? Çok iyi bir insan. Benim çok iyi bir insan diye çok sevdiğim bir insandan nefret eden birileri olabilir mi? Peki ben neye göre onu seviyorum? Neden o bana çok sevimli geliyor? Ya da birini hiç sevmiyorum. Diyorum ki ya bu çok kötü bir adam diyorum ama onun için ölenler var. Başkaları için çok sevimli olabiliyor. Neye göre ben onu sevmiyorum ya da çok seviyorum? Nasıl bir işler oluyor da birini sevmeye ya da sevmemeye karar veriyorum? Cevap genellikle muğlak. Söylediğimiz şeyler olabilir. Şöyle iyi, böyle iyi falan ama aynı insanda kötülük görenler de var. İnsanoğlu çok gizemli. Yeryüzünde şu an 8 milyar insan var. 8 milyar insanın hiçbiri birbirine benzemiyor. Ama hepsi aynı. İki göz, iki kulak baktığında beden insan diye ilk görüşte diyoruz ha bu insan. Uzaylı değil. Doğru mu? Gizem gerçekten insanları çok ilgilendiriyor ve çok heveslendiriyor. Uzay da öyle mesela. Çok düşkünüz. Uzayda mesela canlılar var mı? İnsana benzeyen. Bu da çok gizemli bir konu.
merak uyandıran şeyleri insanoğlu gerçekten çok seviyor, ilgi duyuyor. Tabii bu konularda da aynı zamanda ilgi duyulduğu için, insanları kanalize etmek için, maalesef kandırmak için de çokça kullanılan mecralar. Dolayısıyla hakim olmak gereken mevzular. Bu konulara hakim olmaya çalışmamız lazım. Değerli arkadaşlar, konu derin. Böyle ara sıra sorular soruyorum. Bugün insanı konuşacağız çünkü. En önemlisi de şu aslında. Kendimi nasıl tanıyacağım? Nasıl tanımalıyım kendimi? Ben kimim sorusuna cevap verirken düşünüyor muyum? Ben kimim? Bir dakika şimdi ben kimim? Kimim ben? Adımı soyadımı söyleyince cevabını vermiş olabiliyor muyum? Benim adım soyadım herkes için bir şey ifade eder mi? Veya şöyle olur mesela. Çoğu insan beni tanımıyorsun sen. Çok duyarsız. Beni tanımıyorsun. Tanıt o zaman. Hadi bakalım nasıl tanıtacağız? Ben kimim? Kendinize bu soruları sormanızı rica ediyorum değerli arkadaşlar bu arada. Çünkü beynimiz işlemeye başlıyor. Beyin soruyla çalışır. Mesela olayları hatırlıyoruz, hatırlamıyoruz. Neyi hatırlıyoruz, neden hatırlıyoruz, neden hatırlamıyoruz ya da. Beynimiz nasıl veri depoluyor? Şimdi çok ilginç bir yapıya sahibiz biz. Mesela bütün bilgisayarların bir kapasitesi var. Hatta bugün artık bilgisayarlar değil, bulut depolama alanlarından bahsediyoruz. Bu nasıl oluyor? Peki insan nasıl hafızasında tutabiliyor? Aslında çok fazla veri var beynimizde. Nasıl oluyor? Beyin başlı başına bir muamma. Nasıl çalışıyor? Yine şunu duymuşsunuzdur. İnsanoğlu bütün vücudu beyin yönetir. Beynimizi de kalbimiz yönetir. Yani kalp nasıl beyni yönetebilir? Bu hatta birçok şeyden direkt reddedilen bir durum. Yok diyor. Beyin yönetir. Ama ben eminim kalp yönetiyor. Ama nasıl oluyor? Değil mi? Çok derin mevzular var. Önce sorular soracağız. Çünkü soruyla muhatap olduğumuzu düşünmeye başlıyoruz. Ve insanoğlu hani sorarız hayvandan insana ayıran özellik ne? Düşünen hayvandır diyor. Ben hayvan falan değilim. İnsanoğlu düşünen düşünce özelliği var. Allah-u Teala akıl vermiş insanoğlu hayvandan ayıran özelliği ama hani düşünen hayvandır demek istemiyorum. Hayvan değiliz. Hayvanlara kendimi benzetmek istemem. Çünkü aşrefi mahlukat Allah-u Teala'nın yarattığı bir şey bizi böyle görmüş. Biz niye kendimizi oraya indir? Hayvanın en mesela aşağısından daha aşağılık olabilir insanoğlu. Ama meleklerden üstün olabilir. Böyle bir skala nasıl olabiliyor? Melekten üstün olmak ne demek? Yine mesela bazı harikuladelikler var. Belki görmüşsünüzdür. İnsanoğlunda hakikaten mümkün. Bir anda gözden kaybolan insanlar. Herkesin hatıralarında vardı belki görmüşsünüzdür. Gizemli insanlar. Konuşuyor sonra bir anda yok. Hatta bugün kamera görüntüleri yakalanıyor. Mesela çok ilginç var olan yok olanlar. Çok hızlı hareket eden insanlar. Mümkün mü onlar? Gerçek mi? İnsanoğlunun gizemli yönü. Önce sorular soruyorum değerli arkadaşlar. Çünkü beynimiz düşünmeye başladığında arkasından öğrenmek, anlamak, idrak etmek, doğruyu yanlışı ayırt etmek çok kolay olur. Hem kendimize hem de başkalarına sorular yönetmek çok iyidir. Öğrenme metodu çünkü. Keşke okullarımızda da böyle olsa. Yani öğrenme metodumuzda soru sorma olsa. Anlatıp geçme değil. Bu konuda yaran var galiba. Ne zaman okullar eğitim gündemi açılsa bir şekilde yaralarımızı ortaya döküyoruz değerli arkadaşlar. Bugün insanın gizemini konuşuyor olacağız. Kendimizi tanımaya çalışacağız daha doğrusu. Kendimizi tanımak zorunda mıyız? Kesinlikle. Kesinlikle kendimi tanımak zorundayım. Sen de kendini tanımak zorundasın. Çünkü insan önce kendini bilecek. Aynı. Hep herkesin tekrar ettiği gibi ilim bilmektir. İlim öğrenmek istiyorsak, bir şeylere vakıf olmak, dünyayı, kainatı anlamak istiyorsak kendimizi bileceğiz. Kainatla insan değil mi? İnsan tam bir kainattır. Bunun delili olarak da şunu söyleyebilirim. Mesela vücudumuzda bizim demir elementi var. Değil mi? Hani demirimiz düşünce kansızlık yaşıyoruz mesela. Bilir misiniz dünyadaki demir rezervlerinin uzaydan geldiğini? Dünyadaki demir rezervleri uzaydan geliyor. Uzaydan yağıyor ve böyle oluşmuş dünyada. Dünyanın ilk mağmasında ya da şöyle diyeyim, dünyanın hamurunda yok aslında demir. Ama insanın hamurunda var. İşte insan olarak kainattır. Türkçesi bu. O yüzden kainat anlamak istiyorsan teleskoplara sarılan insana görerek de anlayabilir misin? Bence insan kendi üzerindeki alışmalarda derinleşse kainat da çok iyi anlayacak. Bugün insanın hücrelerin içerisine bakıyorsun. Yani canlı hücrelerin içerisine bakıyorsun. Tam bir kainat. Yani cüzde görebiliyorsun. Hakikaten inanılmaz bir yoğunluk. Çok yoğun bir faaliyet. Anlaşılması çok güç. En cüzde bile onu görebiliyorsun. Nasıl bir ilim? Anlamaya çalıştıkça aslında derinleştikçe mevzuda kaybolma ihtimali de olan bir ilim. Mesela insan bir şey söyleyeyim çok önemli. İnsan akıllı olduğunu kim karar veriyor, neye göre karar veriyor? Ben çok akıllıyım ya da deliyim.
Kim karar veriyor? Neye göre? Bugün deliler bile kendine çok iyi akıllı diyebiliyor. Veya kendini çok akıllı zanneden insanların gerçekliği kaybetmiş olduğunu görebiliyoruz. Kim karar veriyor? Nedir bunun ölçüsü? Bak, kendimi tanımam için bir değer daha. Sonra başka bir soru. Karar veriyorum. Mesela karar verirken düşünüyor muyum? Ya da düşünme dediğim eğilimi nasıl yapıyorum? Neye göre düşünüyorum? Sonra verdiğim karar isabetli ya da yanlış. Eğer doğru düşünme sürecini yürütebiliyorsam isabetli karar vermem lazım. Doğru mu? Ama yanlış kararlar veriyorsam nerede hata var? Ben neden yanlış karar veriyorum? Mesela bunu bilmem gerekir değil mi? Doğru kararlar verebilmek için. Peki nasıl işliyor bu karar verme süreci? Sorular. Önce soruyorum. Lütfen düşünmenizi istiyorum çünkü değerli arkadaşlar. Düşündükçe oluşacak. Düşündükçe anlamaya başlayacağız. Konuşacağım biraz sonra bu konuda bildiklerimiz konusunda aktarmaya gireceğim. Hatta yavaş yavaş gireyim artık. Çok soru sordum belki de. Bu konuları anlamaya çalışmak bize çok büyük lütuflar getirdi. İşte RDT getirdi mesela. Bu konuları konuşma konusunda az da olsa kendimde bir yetki görüyorum. Sebebi çünkü insanı tanıma çabası içerisinde olunca, insan anlamaya çalışınca, insanın sadece fiziki görüntüsünün değil, insanın zihninin, ruhunun, bedeninin aslında bir bütün olduğunu, aynı zamanda insanın bir enerji formu olduğunu anlamaya çalışırken RDT gelişti. Birçok arkadaşımız bizi böyle bilir, RDT ile tanır. Güzel bir şey, elhamdülillah. Yani çok inanılması güç şifalara vesile olan bir yöntem. Nasıl geçti? İnsanı tanıyarak. O yüzden bu konuda biraz konuşabileceğimizi düşünüyoruz elhamdülillah değerli arkadaşlar. İnsanın asla anlayamayacağı bir durum var. Asla anlayamayacağı. Ve bunu anlayamayacağını kabul etmesi insanı anlamasına vesile oluyor. Ne demek istedim? İçimizde bir ruh var bizim. Varlığı hakkında şüphe duymuyoruz. Herkes ruhumuz var, ruh diye konuşuyor. Fakat ruhu anlayamayacağımızı kabul etmemiz lazım önce. Ruhu neden anlayamıyoruz? Bakın en büyük sır, en büyük gizem insanoğlu da ruhtur. Ruh yaşlanmıyor. Şimdi harbi okul yıllarında hiç unutmuyorum. O zaman emekli albaylar böyle 60 mezunları falan işte 57-58-60 mezunları böyle okula gelirlerdi. İşte ziyaret ediyorlar mezun oldukları okulları. Yani 70-80 yaşında, yani 90 yaşında insanların okul yıllarına döndüklerinde o zamanki gibi birbirlerine eşek şakalarını yaptıklarını görünce emekli albaylar hani generaller var içinde falan çok şaşırmıştım ilk fark ettiğimde. Nasıl oluyor? Ya bu yaşa gelen adam nasıl böyle davranabilir diye. Bunu birçok insanda görürsünüz. Ruh yaşlanmıyor. Ruh ne peki? Yani en büyük sır, insandaki en büyük sır, en büyük gizem. Ruhsal hastalıklar diyoruz. Bugün ne kadar hakimiz? Arkadaşlar ruh hakkında öncelikli kural şu. Allah-u Teala öyle buyuruyor çünkü. Ben kendimden bir sır üfledim. Bunu çokça zikretmekte fayda var. Ruhu anlamaya çalışmak demek aslında kavram kargaşası yaşamak, anlayamamak, gerçeklikten uzaklaşmak anlamına gelir. Ruhu tam olarak anlamamız mümkün değil. Hatta ruhu tam olarak böyle detayıyla bugünkü cüz'i aklımızla tam olarak anlamaya çalışmak biraz abesleştik. Çünkü zaten Allah-u Teala izafe ederken, bize anlatırken diyor ki kendimden bir sır, bu sır olarak veriyor. Ama nasıl anlamayacağız? Arkadaşlar anlamamız gerekene kadarını anlayacağız. Ruh bedenden çıkınca ölüyoruz değil mi? Çok ilginç bir şey bu. Mesela ölüm bambaşka bir muamma ve gizem. İnsanoğlu ölüyor, ölümden sonrası var mı? Ruh ne oluyor mesela? Ruh bedenden çıkınca ölüyor. Ama görürsünüz bir sürü şey oluyor dünyada insan ölebileceği. Hiç böyle inanılmaz vakalardan ölmeden kurtulan insanlar var. Ruh çıkmıyor. Bazen de vakti gelince oturan insanın ölü olduğunu görebiliyoruz. Nasıl vuku buluyor bu ölüm olayı? Yani ruh bedenden niye çıkmıyor bir süre yaşamışken? Niye çıkıyor? Ya da başka bir şey sorayım size. Uyku geri ölümdür. Mesela uyku esnasında ruh bedenden çıkıyor. Nasıl geri dönüyor? Yani bunlardan daha şey gizem mi var aslında anlamaya çalışırsak? Uyku da ruh bedenden çıkıyor ama sonra dönüyor. Çıktığını nereden anlıyoruz? Bazı yollardan görüyorsunuz. Mesela yine çok gizemli vakalardan biridir. Ellerinde ayaklarında kana yakılmış olarak uyanır. Gece hiçbir şey yok. Uyuyor. Sabah bir uyanıyor bakıyor elinde kına var. Nereden geldi bu kına? Kim yaktı? Gece biri elime kına mı yaktı? Çok merak uyandırır. Çok gizemli bir konu. Bu nedir? Bu mesela ortak kana. %100 bilemiyorsun bunu çünkü yaşayamıyorsun. Yani onu ispat şansın yok. Bazı şeyleri ispatlayamıyorsun. Ama genel kanı şudur bu konuda. Ruh bedenden çıkıyor. Ruh var aleminde. Ruh gezerken aslında kainatta geziyor ruh. Ve öyle bakın dünya üzerinde yakın çevreden falan bahsetmiyorum ama. Yani ruh çok hızlı bir yapıya sahip. Belki de kendinin uzak ucuna başka boyuta geçip gelebiliyor. Şimdi boyutları da biraz konuşalım ondan sonra.
O esnada gezerken aldığı enerjiler elinde, vücut geriye döndüğünde elinde ayaklarında kana yakılmış olarak ortaya çıkıyor. Şimdi bunu gelen nasıl anlatacağız, nasıl bileceğiz? Bunu ispatlayabilir misin? İspatlayamıyorsun. Nasıl ispatlayacaksın? Ruhun bedenden çıktığı anı ruhu göremiyorsun ki. Hissedemiyorsun, koklayamıyorsun, dokunamıyorsun. Ama var. İspatı ne? Şu düğme ilikleme hareketi biliyorsunuz. Bu düğme ilikleme hareketinin çok esnek bir yapı olması lazım. Bir robota yaptıramıyorsunuz bunu. Bilmiyorum, belki ileride yapılır mı? Şu an robota yaptıramıyorsunuz. Bu nasıl yapılabilir? Düğme eline ilikliyorsun, çok ilginç bir hareket. Kopyalayamıyorsun. İşte sevgili arkadaşlar, buradan bir anlayalım. Ruh bizde sır. İlk anlamamız gereken şey ruh sır. İki, mesela bugün modern kaynaklarında id, ego, süperego diye anlatılmış. İçimizde bir güç var. Ve bunu ama tasavvufi kaynaklar, işte İslam kaynaklarında nefis diye isimlendiriliyor. Nedir nefis? Onu da görmüyorsun. Allah-u Teala Kur'an-ı Kerim'de anlatıyor. Hatta mertebeleri var. Ey iknan ermiş nefis olarak hitabı var. Yani nefis mertebesinde bir hitapta bulunuyor. Mutmain de dediğimiz makama. Nedir bu? Nasıl anlayacağız? Kişi kendini tanıyacak, nefsini tanıyacak. Ben nasıl tanıyacağım? Nefis ne ki? Nefsi öldürebilir miyim? Böyle ilginç hikayeler var. Öldürdüğünü iddia edenler var. Olur mu? Mümkün mü? Değerli arkadaşlar, bakın kendimizi tanımaya başlıyoruz. Bu insan olan muammayı çözmeye çalışacağız. İlk Kur'an ne biliyor musunuz? Çözemeyeceğimizi anlamamız. Niye Rabbimiz ölmüş? Bilmem. Bunu bilme ihtimalim var mı? Hayır. Yani bunu ne zaman bileceğiz? Öldüğümüzde belki bileceğiz. Şu an bilme şansımız var mı? Yok. Çünkü perde açılmadı. Bakınız, insanoğlunun anlayamadığı noktalardan bir tanesi şu. Her şeyi gördüğünü, gördüğüme inanırım diyor insanoğlu. Her şeyi görebildiğini zannediyor. Mikropları göremiyorsun. Tamam. Hani görüyordun? Her şeyi duyduğunu zannediyor. Birçok ses dalgasını duyamıyorsun. Bugün duyamadığımız işte bir sürü ses dalgası var. Bugün radyo havadan gelirken radyo duymuyorsun. Cihaza gelince duyar hale geliyorsun. Ama o sesler var, duymuyorsun. Her şeyi duyduğumuzu zannediyoruz değil mi? Onu kabul. Gördüğümüzü zannediyoruz. Hissettiğimizi zannediyoruz. Ama bizim bütün duyu organlarımızın bir sınırı var. Kulağımız belli frekans arasındakini duyuyor. Gözümüz belli dalga boyu arasındakileri görebiliyor. Aksini göremiyor. Sonra insan o titreşiyor. Mesela biz durduğumuzu zannediyoruz değil mi? Her şey titreşiyor. Her şeyin bir titreşi var, frekansı var. Bunu anlayamıyoruz. Şimdi nasıl anlayacağım? Bu sınırları bize kim çizdi? İşte burada bir kabul gerekiyor arkadaşlar. Yani mesela yine başka bir açıdan anlatmaya gayret edelim. Şimdi insan önce beynini anlamaya çalışmış yıllarca. Bütün çalışmalar bunun üzerinde olmuş. Vücudunda hormonlar salınıyor, enzimler salınıyor, kalbin ritmi, bütün organların belli bir düzende çalışıyor. Bunları bir yöneten gerekmez mi? Yani vücudundaki bütün sistemi yöneten bir şey olması lazım. Kim yönetiyor? Beyin. Tamam, buraya da anlıyoruz. Beyni kim yönetiyor? Beynin başında biri var mı? Beyni uçak kokpiti olarak düşünürsen o uçak kokpitinde bir pilota ihtiyaç yok mu? Bilincimle yapmıyorum ama bunları. Eğer bilincim kokpitte bir pilot olsaydı işte, yani nabzımın atma hızını ben ayarlamıyorum. Midemin çalışma şeklini ben ayarlamıyorum. Sadece yiyorum. Ben sadece ne yiyeceğime karar veriyorum. Genellikle onunla yanlış kararlar veriyoruz. Yiyoruz. Gerisini düşünmüyoruz. Onu nasıl sindirdiğimizi yani beynimiz bir şekilde hallediyor. Ayrıştırıyoruz vücudumuza. Nefes alış hızımı ben ayarlamıyorum. Sen de ayarlamıyorsun. Nefes alış hızımızı nasıl ayarlıyoruz peki? Kim karar veriyor? O kokpitte kim var? Ya anladığım ve teslimiyet olarak öğrendiğim bilgi şu. Kokpitte ya ruhum oturacak ya nefsim. İnsanoğlunun dolayısıyla bütün davranışını etkileyen bu iki güçten biri beyinde, uçak kokpitinde hakim olacak. Beyin tamamen hakim olursa nefis hakim oluyor. Kalp ön plana girerse o kokpitte ruh oturuyor. Dolayısıyla verdiğin kararlar, algılar değişiyor. Algılar değişir. Şimdi bizi en çok etki eden olaylardan bir tanesi mesela beynimizde bir şey öğrenme şeklimiz. Yani depolama koşullarımız, beynimizdeki depolama, öğrenme şekilleri. İnsanoğlu nasıl hafıza alıyor biliyor musunuz? Biz mesela bugün bir fotoğrafı, bilgisayar fotoğrafı çekiyorsun, tık olduğu gibi atıyorsun telefon hafızasına. Doğru mu? Bilgisayara bir dosyayı yüklüyorsun. Bilgisayarda yüklü bir dosyayı bulursun, açarsın, fotoğraf olarak gelir. Beyin öyle mi kopyalıyor? Böyle kopyalıyorsa bir hafıza sınırı olması lazım. Beyinde bir hafıza diye bir sınır yok. Yani dünyanın bütün ansiklopedilerini insana öğretebilirsin, bütün bilgilerini yükleyebilirsin insana. Hafıza dolu demez. Bazıları diyor ki ama diyor, hafıza dolu mu diyor yoksa başka bir şey mi? İşlevselliğini mi kaybetmiş beyin? İnsanoğlunda hafıza dolu diye bir kavram yok. Yani şimdi hafıza dolu yeni bir şey kaydetmek için eski fotoğrafları bir sileyim demiyoruz.
Ama onun da komutunu sen veriyorsun. Bak, unutmak istediğin üzüntülerin varsa unutmaya başlıyorsun her şeyi. Güncelleri unutuyorsun, geçmişi unutmuyorsun. İlginç bir şekilde işte Alzheimer her şeyi unutmaya başlıyor mesela. Ama bazı olaylarda takılı kalıyor. Onları da unutmuyor. Hep aynı şeyleri yaşamaya devam ediyor. Yani fotoğraf silmek gibi, hafıza silmek gibi insan onun bir hafızası yok. Nasıl kaydediyoruz? Önce buradan başlayalım. Çünkü daha iyi anlamaya başlayacağız inşallah. İnsan beyninin hafızaya alış şekli. Bu bir fotoğrafik bir görüntü ya da bir veri depolama gibi değil. İnsan aynı kodu ikinci kez hafızaya almıyor. Mesela fotoğraf bir fotoğrafı gördün, göz tık diye gördü. O fotoğraftaki renkler beynin bir bölümünde. O fotoğraftaki insan varsa tanıdık, o insanı tanıyorsa o beynin bir bölümünde. Tanımıyorsa o bölümde bir kere kaydediyor o insanı. O insana o an hissettiğin enerjiyle, o insan enerjisiyle beynin farklı bölümlerinde geri çağırırken de o bilgi farklı bölümlerden geliyor. Ama daha önce kaydedilmiş bir veri varsa mesela şimdi fotoğraf olarak beni görüyorsun. Benimle alakalı geçmişten bir görüntü sende varsa o görüntü varken beni bir daha kaydetmiyor. Yüzü kaydetmiyor, başka bir şey kaydetmiyor. Kıyafetim değişik olarak sadece kaydedebilir. Bu yeni bir veri çünkü. Eski görüntüyü aynen kaydetmiyor. Burada yeni olan bir nokta varsa onu alıyor. Onu da beynin bir bölümüne atıyor. Geri çağırırken de toplama veri. Mesela o boşluk olursa geri çağırırken o boşluğu beyin kendisi ilave daha önce kodlamalardan tamamlayıveriyor. İllüzyon da böyle oluşuyor. Dolayısıyla aynı veri iki kez kaydetmiyor. Yani sürekli bir yeni veri kaydediyor. Gördüğümüz her şeyi almıyoruz. O yüzden de mesela insanoğlu çoğunlukla otomatik pilotta yaşar. İşinden evine, evinden işine gider gelirsin. O yolu nasıl geçip gittiğini bilmezsin. Kilometrelerce yol gidersin. Bir soru nasıl geldin? Hatırlamıyorum. Geldik ama yani. İşte otomatik pilotta geldik. Evin içinde mesela her şey elinin altında ya, biliyorsun. Elin altında otomatik kullanıyorsun her şeyi. O yüzden mesela yolunuzu değiştirin. Hani bu çok iyi bir öğretidir aslında. Farklı yollardan git gel. Beynin açık olsun. Çünkü beyni kullanmıyoruz bilinçli olarak. Bilinçli olarak beyni kullanabilmek çok değerli. Sürekli öğrenmeye devam etmemiz lazım. İnsan mesela öğrenmeye devam ettikçe böyle daha sakin bir kişilik olur. Çünkü ruhu besler. İlim ruhu besliyor. Yeni şeyler öğrenmek çok iyi bir şey. İnsan için elzem bir ihtiyaç. İnsan yeni şeyler öğrenmek zorunda. Çünkü o zaman beynini meşgul ediyorsun. Eğer yeni bir şeyler öğrenmezse mesela en büyük gizem bu yeter. İnsan yeni bir şey öğrenmezse, mevcut bilgiler bilirse beyin boşta kalıyor. Beyin boşta kalınca ne olur? Bir işi bitirince başka bir şey koyuldu ya Rabbim. Boşta kalma, boş dedi. Ne olur? O boşta kim dolduruyor? İşte şeytan enerji orada dolduruyor. Bu da ayrı bir boyut. Mesela biz nasıl etkileniyoruz? Şeytan nasıl müdahil olabiliyor? Cinler var mı? Nasıl müdahil olabiliyor? Cinlerin varlığı hakikat arkadaşlar. Bir kere ayetle sabit. Kur'an-ı Kerim'de cin suresi var. Hani ey insanlar ve cinler diye hitap var. İnsanların ve cinlerin Resulü olarak Efendimiz'den bahsediyor. Mesela cin Kur'an-ı Kerim'de anlatıldığı için var. Şeytan iblis de anlatılıyor. Bu da var. Hani bunları yok sayma, sadece yok saymış olursun. Kabul etmemek sadece kabul etmemiş olursun. Bunun yok olduğu anlamına gelmez yani. Kabul etmeyince de zaten ayeti inkar etmiş oluyoruz. Allah muhafaza. Şimdi bunlar bize nasıl etki ediyor mesela cinler? Beynim boş kalırsa, beynim boş kaldığında bunlardan genelde etkileniyorum. Bakın burayı lütfen dikkat edinler misiniz? Çok tecrübeler edindik burada. Ben hiç bilmezdim bunları. Fakat seanslar yapa yapa, ÖTT seanslarıyla, insanlarla muhatap oldukça fark etmeye başladık ki bu çok ciddi bir olgu. Ve bunu anlamamız gerekiyor. Çünkü bundan muzdarip çok fazla insan var ve bu süreç nasıl işliyor? Beyin boş kaldığı zaman oluyor biliyor musunuz? Beyin boş kaldığı zaman açıkçası arkadaşlar yeni şeyler öğrenmeden, yeni şeyler yapmadığın, boş kaldığında, bakmadığında mesela tefekkür etmek Kur'an-ı Kerim'de en çok zikredilen ayetlerden biri. Düşünmez misiniz, düşünürsünüz diye düşünmemizi istiyor Rabbimiz. Neden? Çünkü boş kalmıyor o zaman beyin. Beyin boş kaldığı anda tabiri caizse başka yerlere kaçmaya başlar. Başka mecralara dağılır, gerçekliği de kaybedebilirsin ve o esnada da tabiri caizse yaşadığımız duygulardan etkilenip o duyguları aşamıyoruz. Korku, ürperti, tedirginlik gibi duygularla beyinde bir kodlama oluyor. Beynimiz bir şeyi hafızaya alırken mutlaka duyguyla alır. Altında duygu olmayan hiçbir şeyi hafızaya almıyorsunuz. Almazsınız, kalıcı hafızaya geçmez. Bunu hatırlayabilirsin. Çocukluğundan beri hatırladığın şeylerin hepsinin altında duygu vardır. Şimdi bu duygu enerjisi başka bir enerji de olabilir. İşte nazar gibi mesela. Nazardan nasıl etkileniyoruz? Bakın insanoğlu çok ilginç bir yapı. Gözleriyle bir insanı devirebiliyor. Nazarla. Bu bile başı başına çok büyük bir gizem değil mi? Nasıl çözeceğini? Gözden bir enerji aktarıyorsun ve şimdi insanların bugün tabiri caizse lazerle işte lazer silahlarına inanıyoruz. Çok uzaktan. Mümkün bu. Bugün hatta herkes sübliminal mesajları konuşuyor. Müzikle mesajlar aktarılıyor. İnsan iradesi üzerinde etki kurulabildiğine. Bunlara inanıyor. Ama nazar çok ilginç. Yani bazıları diyor, nazara inanmam ben diyenler var.
Yani her şeye inanıyorsun, nazar neden inanmıyorsun. İnsanın içinde haset enerjisi varsa o enerjiyi göze odaklayabilir. Mesela yine çok büyük gizemdir. Biz insanlara baktığımız zaman farkında olmadan onun hakkında hiç düşünmeden bir enerji alıyoruz. Bakın birine baktığında, birine muhatap olduğunda hiçbir şey bilmiyorsun onun hakkında. Hiç öğrenmiyorsun ama bir fikrin oluyor. Bu iyi ya da kötü, rahatsız etti, gıcık oldum, sevdim, ay bu çok iyi biri. Bir fikir ediniyorsun. Neye göre fikir ediniyorsun? Bu yapılan araştırmalar şöyle gösteriyor. Birine baktığımız zaman bakın gözler, yani direkt gözlere bakın ve dudaklara. Gözler ve dudakları kaydediyor. Diğer bölümleri onlara göre değerlendiriyor. Çünkü beyin çok kısa yol kestirmeler arıyor çünkü. Birine baktığında gözlerinde ve dudaklarında aldığın elektrik, oradaki hissiyat direkt kodluyorsun. Vücudun geri kalanını kendi vücut toparlıyor. Hakikaten gördüğü gibi değil ha. Yani böyle olması gerekir diye fikir yürüterek kodluyor. Niye gözler ve dudaklar? Gözler ve dudaklar en iyi enerji aktaran yerler. Konuşarak aktarıyorsun. Konuşmasan bile. Bakın bazen yaşarsınız. Şu an dikkatinizi verin. Benim dudaklarıma dikkatinizi verin lütfen. Bakın sesi duysan da duymasan da aslında dudak hareketi dikkatini çekmeye başlar eğer dikkatlice izlersen. Konuştuğun başka bir şey olsa bile dudaklardan aldığın elektrikte daha hakikat anlamaya başlarsın. Sesini duymadığın insanlar konuşurken ondan bir şey hissedersin. Dikkatini çeker. Dudak ve göz dikkat çekiyor. Niye? Çünkü enerjimizin dışarıya yansıdığı iki güçlü organ. Ve bu karşımızdaki insan da bizim bu iki güçlü organımızdan enerji alıp bizim aklımızdan fikir ediniyor. Ve hafıza öyle koyuyor. Ve bu hepimiz için geçerli bir şey. Yani insan bazen yemin ediyoruz öyle dedi ya da böyle demedi falan diye, tamam mı? Peki nasıl olacak? Öyle dedi, böyle dedi, demedi. Yemin edebiliyor herkes mesela bu konuda. Çünkü söylenenlerle görüntüde alınan enerji aynı olmak zorunda değil. Ama insan öncelikle o gördüğü görüntüye göre kodlama yapıyor. İşte beynin kodlaması bir kere bizim için başlı başına bir muamma. Bunu çözmek gerekir mi? Evet. Burada anlamamız gereken çok önemli bir mevzu var. İnsan beyni duygularla kodlama yapıyor. Bu konuda artık çok hani net söyleyebilirim. Yani buna net olarak inanıyorum. Böyle olduğuna. Tecrübi bir bilgi arkadaşlar. Yani bugün binlerce seans yapmış. İşte travmaların nasıl kodlandığını keşfedip duygu enerjilerini temizlenince inanılmaz sonuç olduğunu defalarca gördük ve bu konuda hiç şaşmıyor. Her şeyin altında duygu var. İşte buna inandığım için de insanın beynini, kalbinin yönettiğini inanıyorum. Kalp çok acayip bir şey. Çünkü duygulardan ilk etkilenen organımız kalbimiz. Sadır bölgesi. Bu arada kalp deyince hepimiz sadece şey düşünüyoruz biz. İşte fiziksel olarak kan pompalayan kalbimizi düşünüyoruz. İnsanda bir de manevi kalp vardır. Ne demek manevi? İşte duyguların merkezi diye tabir ettiğimiz bir şey. Bunu bazen zahiren gözle göremiyorsun. Çok ilginç bir yapı çünkü. İnsanın ruhu da var. Herkes fiziksel bedenle mesela çakraları bilir ama ruhsal bedenimizin enerji noktalarını tam olarak bilmiyoruz. Detayif dediğimiz noktalar. Bilmiyoruz. Fakat buraların da çalışıyor olması insanı gerçekten kamil insan olma yolculuğunda mesafe kat ettiriyor. Bunları da anlamak zorundayız. İnsanoğlu kendini tanıyacak. Önce nasıl kodladığını. İlk olarak anlamamız gereken şey şu. Hani kendimizi tanıyor. En büyük gizemimiz duygularımız. Duygular bizi halden hale sokuyor değil mi? Durup dururken ağlama geliyor. Anlayamıyorsun ama bir duygu geliyor. Dışarıdan bir enerji geliyor ve ağlamaya başlıyorsun. Hatta çok gülerken biri sana böyle birini görüyorsun. Bir şey hatırlatıyor sende ve o duygu geliyor ondan. Hatta senin duygun yok. Onun duygusundan bir anda böyle bir hüzün, bir ağlama hissi geliyor. Anlayamıyorsun. Ne oldu? Duygu geldi. Nereden geldi o duygu? İlk anlamamız gereken mevzu bu. Duygular bizi yönlendiriyor. Kesin bilgi. Duygular bizi yönlendiriyor. Peki biz duyguları yönlendirebilir miyiz? İnsanoğlunun yine en önemli gizemli noktalarından biri. Burada maalesef hemen evet diyemiyorum. İnsanoğlunun duyguları yönlendirebilmesi için duygusal olarak çok güçlü olması gerekiyor. Mümkün bu ama duygusal olarak çok güçlü olması gerekiyor. Sağlam bir yapı gerekiyor. O da şu. Eğer kokpitte, otomatik pilotta ruh hakimse, duygulardan en çok etkilenen ruh çünkü, o zaman duyguları yönlendirmek mümkün. Ruhum güçlü. Ruh güçlü değilse, duygular bizi yönlendiriyor ve biz bunun farkında değiliz. Düşüncelerimiz de duygularımıza göre gelişiyor. Çok yanlış bir düşüncede delil gibi ısrar edebiliriz o zaman. Duyguda gelmiş, o duyguyu yönlendiremiyoruz. Ama insanoğlu duyguyu yönlendirmeyi başarabilirse, yani vücutta ruh hakim olabilirse, o zaman düşüncelerini değiştirebiliyor. Aa yanlış düşünüyormuşum ben. Aslı hakikati buymuş diyebiliyor. Değerli bir mevzu bence. Duygu yönetmeyi nasıl öğrenebiliriz? Hiç kolay bir şey değil. Baştan bunu net söylemem lazım. Hiç kolay bir şey değil duygu yönetmek. Çünkü önce bir duyguları tanımayı bilmemiz lazım.
Bugün insanlarla tanışıyoruz, danışanlarımız geliyor. Duygularını tanımadığını birçok insan, hatta oran verin %90 insanın yaşadığı duygunun tanımını, ne hissettirdiğini, ne ifade ettiğini, beyinde nereyi tetiklediği konusunda bir fikri yok. Yani duygusunu tam olarak tanımıyor. Hatta çok ana duygular var. Korkuyorum diyor. Ama biliyorsunuz korkunun türevleri çok fazla. Kaybetme korkusu var, başarısız olma korkusu var. Doğru mu? Bir şeyden ani bir korku var, hayati tehlike korkusu var. Korkunun çok fazla çeşitleri var. Her bir korku farklı bir şey ifade ediyor. İnsanı farklı kodlamalara vesile oluyor. Ne kadar hakimiz bu konuya? Ayırt edemiyor. Sadece korktum diyoruz. Öfke mesela. Şimdi sadece öfkelendim deyip geçemezsin. Öfkenin de çok fazla türevleri var. Mesela öfkelendiğinde davranışlara yansımış şeklinden anlarsın bunu. Bazı öfke gelir tepeni atar böyle. Kontrolü kaybedersin. Bazen öfken olur, kontrolü kaybetmezsin, kendini sıkarsın ama sivilceler atar mesela insanın vücudunda. Başka duygular bunlar. Birini tutabiliyorsun, birini tutamıyorsun düşün. Birinde tepen kontrolü kaybediyorsun, birinde de çok kontrol edebiliyorsun o duyguyu. İkisi aynı duygu değil. Öfkeleri ve duyguları tanımak için arkadaşlar öncelikle anlamamız gereken bir şey var. Duyguları tanımak için kullandığım ben neyi kullanıyorum? Duyu organlarımı mı kullanıyorum? Yoksa duyu organlarım sadece bir alet hükmünde olup duyguları geldikten sonra mı tanımlıyorum? Çoğunluk duyu organlarının göz, kulak, işte dokunma, temas, hissiyat bunlarla duyguları tam olarak anladığımı zannediyoruz ama böyle değil. Yani duyu organlarıyla sadece belli şeyde bilgi topluyoruz biz. O bilgileri analiz edildikten sonra bir şey ifade ediyor. O bilgileri analiz ederken duygular hakkında doğru hükmü verebilecek güç ruhumuzdur. Ruhtur orada. Çünkü bakın gerçekten önemli bir mevzu. İnsanoğlunun hayatta en çok anlaması gereken şey, yani akıl yürütmek dediğimiz, sınırları çizdiğimiz şey şu. Niye akıllı diyoruz? Kimdir akıllı olan? Yani biz kendi mantığımıza çok akıllı diyoruz. Genellikle doğru mu söylüyoruz acaba? Aklın bir tanımı var mı? İyi akıl yürütmek nedir? Kime denir akıllı insan diye? Bunun tanımını doğru yapmazsak maalesef zenginleri olmayı akıllı olmayla adlediyoruz. Zengin olmak akıllı olmak mı? Evet, zenginliğin bir tanımı şudur. Kar zarar ilişkisi güdebilene denir. İnsan yani bu karlı, bu zararlı diye net verileri analiz edip doğru isabetli karar verebiliyorsa akıllı adamdır. Bunu maddi getir konusunda kar zarar yapmış adama denir. Ama şimdi bakın bir tanım yapacağım. Burada İslami aklın tanımı var çünkü. Öleceğini bilmeyen yok, doğru mu? Öleceğini biliyorum. Ölümden sonrasına inanmak ya da inanmamak itikadi bir konu. İnsan inanmayabilir, bir şey, zorlama yok inançta. Şimdi ben inanıyorum. Ölümden sonrasına inanıyorsam ve yani iman ettiğim Kur'an-ı Kerim'de diyor ki ölümden sonra iki seçenek var. Rabbim öyle diyor. Ya sonsuz saadet ya sonsuz hüsran. Yani ya cennet ya cehennem. Şimdi akıllı insan ahir yani ahiret ahir ömrü yani dünyadan sonraki hayatında sonsuzluk olduğunu inanıyorsa, buna inanmıyorsan diyecek bir şey yok. Çünkü orada akıl yürütmek başka. O zaman maddi çıkarlar elbette güzel. Ama buna inanan birisi, ben buna inanıyorum diyorsa. Fakat akıl yürütürken yani bütün hedefini, varını, yoğunu, her şeyini dünyadaki çıkarlar için harcayıp da ahiret hiç düşünmüyorsa, ahirette sonsuzluk bir kayıp oluşacaksa, sonsuz hüsran oluşacaksa, kâr zarar ilişkisinde doğru bir karar vermiş oluyor. Akıl kâr zarar ilişkisi güdebilen insana denir. Peki ben akıl yürüteceğim şimdi. Doğru bir analiz yapabilmem lazım. Bir veriye ihtiyacım var. Bu verileri nasıl alıyorum? Bakın insanoğlunun gerçi de uğruna savaştığı değerler bu verileri kodlama şekliyle. Asıl mevzu burada çünkü. Hepimiz aynı gerçek, aynı şeye bakıp çok başka şeyler iddia edebiliyoruz. Neden? Neden insanoğlu bu kadar farklı? Yeryüzünde diyoruz ya 8 milyon insan var. Hiçbiri birbirine benzemiyor. İnsanlar bu kadar benzemiyorsa değerli arkadaşlar, nasıl birleştireceğiz insanları, bir bütün olacağız? Bunun yolunu şimdi bugün herkes bahsediyor ki karşımızdakini kabul ederek. Doğru. Yani herkes olduğu gibi kabul et. Kendine benzetmeye çalışma. Ama benim algılarım, benim kodlamam niye böyle? Yani neden böyle? Çünkü temelde hepimiz arkadaşlar inançlarımız doğrultusunda. Çünkü inanç en güçlü duygudur. Bir şeye inandığın zaman artık onu mutlak doğru kabul edersin. O mutlak doğru kabul edildiğin şeyler mihvalinde düşünmeye başlarsın. Çünkü bir ilk adımda başlar her şey. İlk adım bir yere sağlam basmanla alakalı. Ayağın bir yere basmıyorsa yürüyemeyeceğin gibi. Düşünce fikrin bir inanca saptanmıyorsa, doğru bir yere basmıyorsa düşünemiyorsun. Bastığın şey doğru değilse, inandığın şey doğru değilse
İnandığım şey doğru mu değil mi? Nasıl ölçeceğim? Kime göre? Neye göre? İşte burada arkadaşlar bazı mutlak doğrulara ihtiyaç var. Bugün insanların en büyük sorunu mutlak doğrunun, herkes doğru kabul ediyor ama gerçeklik boyutu tartışılır. Burada da kabul gerekiyor tabii. Yani insan başka şeyine inanıyor olabilir. Benim gibi inanmak zorunda mı? Olamaz tabii ki. Yani herhangi birisi, bakın Allah-u Teala böyle inanmak zorundasın dememiş. Hidayet benden demiş. Ama diyor inanıyorsan, çünkü hitap öyle, inananlar, ey inananlar. İnanıyorsan diyor böyle yaşaman gerekiyor. İnanmıyorsan karışmıyorsun ama girmeye gerek yok diyor. Ama inanmakta zorlamak yok. Bu da mesela bizim anlamamız gereken bir şey. Yerdeki en büyük problemlerden bir tane suç. Herkes kendi inandığını mutlak doğru kabul ediyor ve karşıdaki insanlar da böyle inanmak zorunda diyor. Nasıl bir muamma? Gel de işin içinden çık. Öncelik şu, kimse benim gibi inanmak zorunda değil. Rabbim dua edelim sadece, Rabbim hepimizi doğru istikamet üzere eylesin ama kimse inançla zorlayamazsın insanları. Kendim inancımın doğru olduğunu nasıl anlayacağım peki? Ahirette. Şu an doğrular için herkes ölüyor da farklı doğru anlamda farklı doğrulara inanıyorlar. Ölüyor ama anlayamıyor. Anlayamayacak da. Çünkü ahirete gidince göreceğiz. Perde kalkınca göreceğiz yani değerli arkadaşlar. Şu an onu bilmiyoruz. Şu an bir veriyle hareket ediyoruz. O veri var mı? Yok işte, bu veri de şey değil. Yani akılla çözülebilecek bir şey değil bu veride. Akılla çözemeyeceksem ne yapacağım? İnanç devreye giriyor. O yüzden beyin akıl yürütmek için çok değerli ama beyin de kalp yönetiyor. Duygulara burada gideceğiz. Hissiyatlara güveneceğiz. Ben şöyle inanıyorum. İnsan denen muammayı anlayabilmek için duyguları anlamamız gerekiyor. Şunu bilmemiz lazım öncelikle. Duyguların kaynağı ilahidir. Yani farklı bir enerji, doğru mu? Duyguları kılavuz aldığında ve o şekilde akılla ölçme biçme yaptığında daha isabetli karar veriyorsun. Duyguları reddedip sadece mantık çerçevesinde akıl yürüterek karar vermeye çalıştığında işimiz çok zor. O zaman daha çok hata yapıyoruz. Çünkü bilgiye analizik, yani inanç olarak bir bilgiye savunuyorsun. Duyguya değil. Bilgiye saplandığında bilgi değişiyor. Bundan 3 sene önce %100 doğru dediğin şeyleri bugün çok yanlış olduğunu defalarca görmüşsündür hayatında. 3 sene 5 sene önce neyse. Demek ki bilgi çok daha değişken bir şey. Yani bilgi kendisinde kesin doğru diye yola çıkamıyorsun. O yüzden bilgilere tamamen sarılmak doğru değil değerli arkadaşlar. O yüzden duyguları kılavuz alacağız ama duygular içinde bir yeni çizgi çizilmiş. Duyguları ayırt edebilmemiz için de duygu ilk geldiği anda iyi mi kötü mü, bizi nereye götürüyor? Bunun için de 4 saniye kuralı var. Gerçekten önemli bir kuraldır. İlk 4 saniyede duygun da hakkında bir hüküm vermen gerekir. Mesela insanoğlunun en büyük sorunu bu. Kendisi hüküm vermez. Verilmiş hükümleri kabul eder ve ondan sonra hayatına kötü çizgiler çizer. Mesela insan der ki, ay sen de beceriksiz adamsın dersin. O da o hükmü kabul eder. Ay ben çok beceriksizim der. Geçmiş olsun. Ondan sonra hayatı beceriksizlerle dolar taşar. Çünkü inanç kalıbı oturmuş olur. Ama insan kendine diyor ki ben çok başarılı olacağım, inanıyorum. Başkalarından gelenlerin önemi yoktur. Kendi inanç kalıbına oturduktan sonra hakikaten de tuttuğunu koparır. Yapılması gereken ne varsa yapar. Başarılı olmak için çözüm yolları arar, bulur. Bulamasa da oluşturur, bir şekilde başarır. Bunun da örnekleri doludur. Ama hüküm vermek işte. Bir duygu geldi. Mesela biri diyor ki ben çok duygusalım abi. Hüküm verdik. Duygulardan daha çok etkileniriz ondan sonra. Biri bize bir şey söylediğinde o hükmü kabul ederiz ya da reddederiz. Burada da mesela bazen reddetmek de doğru değil. Mesela insanların bize söylediği her şeyi reddediyoruz. Hep benim dediğim doğrudur. Bu da başka bir ölçü. Narsizme gidiyor. Yani narsistler biliyorsunuz şeydir yani. Ben en iyiyim. Benden daha iyi mümkün değil. Yani benim doğrularım zaten doğru. Onun doğrularını çoğaltabiliyoruz olayı. Yani nasıl kurtulacağız? Yani narsizme düşmüşse olay kurtulmak zor işte. Oraya gitmemek, oraya götüren sebepler de var. Mesela konuyu açıyor. Böyle geldiği gibi konuşuyorum. İnşallah fayda oluyordur arkadaşlar. İnsanın gizemleri gerçekten çok çok fazla. İnsanoğlu bu gizemi çözme çabasında değil aslında. Anlama çabasında olmalı. Anlamakla çözmek arasında çok fark var. Hani tamamına hakim oldum, bütün her şeyi fark ettim der. Bugün insanoğlu bilimin çok geliştiğini söylüyor. Birazcık incelesek, bilimdeki büyük gelişmelerin çoğu zaman tevafuk eseri, bir kaza eseri bulunduğunu biliyor musunuz? İnsanoğlu ben buldum diyor ama öyle değil. Hani deneme yanılma yolunu yapıyoruz, bilimde deneyler yapıyoruz, bir sürü çalışma yapıyor insanoğlu ama Rabbim o bilimi bizim hizmetimize sunacağı zaman bir tevafuk, bir şekilde bir sebebe bağlayarak, sebebe binaen o ilim hayatımıza giriyor. Eğer böyle olduğunda da her şeyi ben anlayayım, benlik duygusu anlayayım demek mümkün değil. İlmin kaynağını öğrenmek lazım. İlmin kaynağı çok basittir. Bugün her şeyi anlamak istiyoruz ya, ilim hakikati anlamadır. Hakikat ilmine sahip olacağım.
Yani ilimin nasıl geldiğini anlamak hakikat ilminle alakalı bir şey. Yoksa bugün bilimsel veriler alındı mı? Bu kesin doğrudur. Ya bugün bilim kendi kendinin doğrularını sürekli değiştiriyor. Bugün tarihten mesela den verelim. Yıllarca bize ilkokulda öğrettiler değil mi? Taş devri, cilalı taş devri, yontma taş devri. Yok öyle bir tarih. Göbekli Tepe çıktı bütün hepsini tarihe gömdü. Yani tarih algısını gömdü tarihe. İnsanoğlu nasıl başlıyordu ilk başta? İşte önce işte tabiri caizse bu kabul edemeyeceğimiz bir şey değil. Evrim teorisinin devamı olarak anlatılan bir tarih öğretildi. Hala da okullarda bu öğretiliyor. Nedenini bilmiyorum. Yani nasıl bir şey ki, tamam mı? Bilim kendini yenilemekten bazen aciz kalıyor. Yani bilim diyoruz ama vatandaş olarak dertlendiğimiz konular işte. İnsanoğlunun işte önce yaşamsal faaliyetleri için işte hayvanları öldürdü, avlandı, taş yaptı, işte aletler yaptı, bilmem ne, tarıma ulaştı falan. Sonra işte ibadet ihtiyacı ortaya geldi gibi. Yani Maslow'un ihtiyaçları arasında da öyledir. Yani önce açlığın karnını doyuracaksın, sığınma ihtiyacını gidereceksin falan. Sonra bir yere aidiyet duygusu. Böyle anlatılıyor değil mi? Ama bu bahsedilen tarihten binlerce yıl öncesinde tapınak inşa edilmiş. Yani öyle olmadığı çok net. Yani Adem Aleyhisselam'a inanıyorsak zaten hani tarım yapmış. Sonuçta Allah-u Teala ona biz bütün kelimeleri öğrettik duyuruyor. Bak tarih bilgimiz bile değişti. İşte bilime ya da yapılan bilimsel verilere sadece iman edersen, ki bilimsel veri değildir iman. Yani o değişebiliyor çünkü sürekli. Yani dün kesin doğru değil. Ben kendi hayatımdan anlatayım size. Şimdi spor yaptığım dönemde, 90'lı yıllarda spor yaptık. Şimdi o dönemlerde sporda da antrenörlük de yapıyorum, iyi öğreneyim diye. Mesela bir bilgi öğrendik, tamam mı? Dedik ki spordan ilk 20 dakika sonra karbonhidrat almak lazım. Çünkü karbonhidrat enerji kaynağıdır. En kaybettiğimiz enerji yerine gelecek. Sonra bu bilgi 2000'li yıllara gelindiğinde çok yanlış. Spordan ilk 20 dakika sonra protein almak. Bunu iddia ettik. Çok doğruydu. Çünkü hücrenin yenilenmesi gerekiyordu. Yenilenmesi için protein lazım. Şimdiki bu bilgi, bu da değişti mesela. Şimdi hem protein ve kompleks karbonhidrat bütün olmalı. Çünkü aldığım proteini yakmak için de karbonhidrat enerjisine ihtiyacım var. Şimdiki bilginin doğruluğuna daha çok inanıyorum. Ama o zaman ona inanıyorum. İşte bilgi gerçekten öğreniyorsun, öğrenme kaynağın. Mesela bilginin doğruluğuna sanıyorsun. Güvendiğin kaynaktan geliyorsa doğru kabul ediyorsun. Güvenmediğin kaynaktan geliyorsa, inanmadığın kaynaktan geliyorsa o bilgiyi reddediyorsun. Ama o bilgi doğru olabilir veya inandığın yanlış olabilir. İşte dolayısıyla kesin bilgi olarak alamıyorsun bunu. Yani insanın kaynağı bakın daha orada hüküm verirken bile duygular devreye giriyor. İlk baştaki inançları devreye giriyor. Bugün de öyle değil mi? İnsan kendinden görüyor. Mesela siyasi ayrışmalar bundan kaynaklı. Kendinden gördüğünden gelen bilgiyi doğru kabul ediyor. Karşı taraf diyor ama insan. Doğru mu? Hakikaten bilgi böyle bir şey. Ve ilk olarak bilgiyle hüküm vermemizi inançlarımız tetikliyor çünkü değerli arkadaşlar. İnançları kontrol etmesi lazım insanın. Nasıl anlayacağım inançlarımı? Duygularımı nasıl kontrol edeceğim? Duygularımı bilmiyorsam nasıl yapacağım? Büyük bir gizem, büyük bir muamma. Beynin kodlarken duygularla kodluyor. Bunu anlamaya çalışmanın yolu ilk olarak insanın ruhunun varlığını kabul etmesi, kaynağını kabul etmesi de oluyor. İşte değerli arkadaşlar bakın kaldığımız yer şöyle, beyin ve duygular en büyük muamma aslında bu. Beynimiz vücudumuzu yönetir, vücudumuzda beynimizi de kalbimiz yönetir. Kalbin kaynağı duygulardır, duygulardan etkilenir. Bunu da şuradan anlayın. Duygu geldiğinde ilk nabzın değişiyor. Sonra beyinde faaliyetler başlıyor. Yine mesela bugün bilim ispatladı. Duygu kısmı beyinde limbik sistem diye söylediğimiz ya da amigdala dediğimiz duygulardan etkilenen bölümlerde elektriklenme olmadan beynin dış kabuğu, serebral korteks dediğimiz düşünürken elektriklenme olan bölgede elektriklenme başlamıyor. Yani her şeyin duygularla başladığını bugün bilim ispatladı zaten. Fakat bu duyguları yönetme becerisi herkesle farklı. Duyguları yönetme becerisi için duyguların üzerinde bir güce ihtiyaç var. Yani bu şöyledir, aynen böyle. İnsanların mesela kim liderlik yapar? Herkesten daha güçlü biri hakikatte liderlik yapar. Duyguların üzerinde bir güç ruhtur. Yani burada kulağınızın küpü olarak kalsın. Bedende ruh hakim olmadan duyguları yönetmek mümkün değil. Şimdi buraya gelmişken hani gizemler konuşuyor. Biraz da onu toparlayalım. Ruhu hakim etmenin yolu ruhu beslemektir. Şu örnek kulağımızda kapak, örnek olarak kulağımızda küpü olarak kalsın. Bir çocuk, iki tane köpeği var. Biri siyah, biri beyaz. Kavgaya tutuşmuş köpekler. Ve dedesine sormuş. Dede demiş hangisi kazanır? Evlat hangisini daha çok beslediysen o kazanır demiş. İşte bu da öyle. Bedende ruh hakim olacak, nefis mi olacak? Hangisini daha çok beslediysen o. Fakat şunu unutma. Ruhunun ya da bedenini besleme alışkanlıklarında ilk ailenden öğreniyorsun. Ama akıl da verilmiş. İşte düşünürsünüz de. Düşünmeye başlayınca bunu fark etmeye başlıyoruz. Düşünmek zorundayız. Düşünmüyorsak mümkün değil. De fark edemiyoruz çünkü o zaman. Olduğu gibi kabul etmeye başlıyoruz. İnsanı hayvandan ayıran özellik düşünmesi. Düşünmek için de ön beyni aktif kullanırız. Ön beyni aktif kullanmak için de arkadaşlar sorulara muhatap olmamız gerekiyor. Bunu nitekim hadis-i şeriflerde çok net görürsünüz. Resulullah bir şey önce soru sorarmış. Size bir şey anlatayım mı der. Dikkat çeker. Çünkü bu soruyla muhatap olan beyin düşünme
için faaliyete başlatıyor. Soruyla muhatap olmadığında mesela öyle olur. Birine bir şey anlatırsın, bakarsın hiçbir şey anlamamış. Ya da sen de olur, bazen dinliyorsun. Çünkü soruya muhatap olmadığında bir şey öğrenmek çok zor. Dikkat edin, yayına başlarken bolca sorular sordum. Sorular dikkatimizi cezbetti değil mi? Dikkatimizi çekmemizi sağlıyor. Dikkat önemli bir konu. Çünkü o zaman öğrenmeye başlıyoruz. Şimdi bu gizem konusunda biraz ruhu beslemekten sonra biraz gizem konusuna gelelim. Çünkü burada devreler yanıyor bazen, tamam mı? İnsanoğlundan çok harikulade hareketler görebiliyorsunuz. Birincisi şu. Mesela aborjinlerde bu çok görülmüş bir şey. Kilometreler önceden telepati yapıyorlar. Anlaşıyorlar birbirini. Nasıl olabilir böyle bir şey? Veya mesela bizde vardır tayi mekan. Bildiğiniz vardır. İnsan an mesabesinde işte Aziz Mahmut Ula Hazretleri'nin eğer hikayesini, hayatını okursanız, hatta filme de çekildi galiba, emin değilim ama görebilirsiniz ki orada böyle bir şey var. Tayi mekan sonucunda ilgisini çekiyor buraya diyor. Nasıl olabilir böyle bir şey? Yani mümkün mü? An mesabesinde hacca gidiyor mesela. Yani Mekke'ye gidiyor an mesabesinde. Nasıl böyle bir şey mümkün olabilir? Işınlanma, Kur'an-ı Kerim'de de anlatıyor biliyorsunuz. Belkis'in tahtının çok kısa bir sürede taşınması hikayesi. Böyle bir şey Kur'an-ı Kerim'de anlatılıyorsa hakikati de vardır. Var zaten ama nasıl oluyor bu? Yani anlamakta zorlandığımız mevzulardan bir tanesi. Ya da çok hızlı olabiliyor insanoğlu. Mümkün mü? Bunlar nasıl gerçekleşiyor? Burada anlamamız gereken bir şey. Mesela biz hareket ediyoruz. Nasıl hareket ediyoruz? Şimdi kainat bir mesela uzay boşluğu diye söylüyoruz değil mi? Bugün bilim ispatladı. Boşluk falan yok. Zerre boşluk yok. Gözümüzün gördüğümüz ayrı bir mevzu, göremiyoruz her şeyi ama boşluk olduğu anlamına gelmiyor. Biz göremediklerimiz boşluk deriz ama dolu, her yer dolu. Doğru mu? Yani boşluk yok. Peki boşluk yoksa biz nasıl hareket ediyoruz? Hareket nasıl taşınıyor? Bakın foton parçacık hareketlerinde genellikle bir şey vardır. Tık tık hani toplar var ya, biri vurup tık 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 ötekine doğru taşıyor. Hareket böyle taşınıyor, tamam. Peki biz nasıl taşınıyoruz? Bu dolu olan evrende bir hareket ediyoruz. Bu hareketi nasıl yapıyoruz? Yavaş ya da hızlı olmasını etkiler mi? Biraz beyin yakan sorular. Madem bu boşluk yok, benim orada tıkılı kalmam gerekmez mi? Çok güzel gelmiş mesela miraca yükseliş. Aynen öyle. An mesabesinde, çok uykulu uyanıklar arasında bir kısa süre içerisinde miraca çıkıp geliyor. Zaman mesela, çok acayip bir şey. Zaman içinde zaman var mı? Mesela bazı insanlar var, anlatılır. Canlı canlı hikayelerini anlatan insanlar var. Uyuyor sadece bir saat ama yıllarca yaşadığı hikayeni anlatıyor o uyku esnasında. Yıllarca yaşamış, başka bir zaman. Zaman kırılabiliyor. Mesela dejavu diye bir şey var. Nasıl gerçekleşiyor dejavu? Yemin edebilir gördüğüne bir insan. Doğrudur, görmüştüm de inanıyorum. Dejavu diye bir şey var. Nasıl olabiliyor? İşte bu gizemleri anlamak için ilk şunu anlamamız gerekiyor arkadaşlar. İnsanoğlu için, tamam mı? Zaman yaratılmış bir şeydir. Zaman yaratılmıştır. Bu bir akış dışı, bu hareketin akması gibi. Her şey akıyor. Belli bir harekette her şeyinde bir titreşimi var. Titreşmeyen hiçbir şey yok dünyada. Ve bu titreşimler sayesinde aslında hep hareket halindeyiz. Bu titreşim olmasa hareket edemez. Suda mesela değil mi? Normal şartlarda su molekülünün içinde suda bir madde. Sert çarptığında canını yakıyor ama yavaş girdiğinde delip gidiyorsun. İşte o yumuşak hareket inceliği tabiri caizse bu maddede, yani Kraken'den, bu karanlık madde diye anlatılan, internette araştırabilirsiniz. Çok ilginç bu konuda çalışmalar var. Yani boşluk yok diyoruz dedi. Orada hareket edebilmek için aynı suyu da mantık versin. Havada bunun daha iyi. Mesela suya sert çarpıyorsun, çok canını yanıyor ama girdiğinde suyun içinde yüzerken sanki çok basit madde içinde batı veriyorsun, doğru mu? Ama sert çarpınca canını yakıyor. İşte hava da böyle, bu madde de bunun gibi. Maddenin içindeyiz aslında. Ama nasıl hareket ediyoruz? Bize göre şekilleniyor. Yumuşak hareket, mesela suda sert hareketler yapınca çok yorulursun. Ama güzel bir yüzücü yumuşak hareketler yaparsan hayatı yaşamak için de yumuşak hareketler. Peki yumuşak hareket dediğimiz ne demek? Frekansınız yükseldiğinde aslında o incelikleri yapabiliyorsunuz. Frekansınız yükseldiğinde. Aynı şey gibidir. Arabalar için düşünün. Mesela çok güçlü motorlar arabada daha çok beceriye sahip olmanızı sağlar. Hayat yolculuğunda insanın frekansının çok yüksek olması bu madde üzerindeki etkinliğini daha yumuşar. İncelik detayları yapabilmenizi sağlar. Hareket kabiliyetinizi arttırır. Ensek insanlar daha güçlüdürler. Çünkü daha çok hareket üretebilirler. Nasıl esnek olacağız? Ruhsal durumun esnek değilse fiziksel olarak esnek olamıyorsun. İşte insan ruhsal durumundaki o incelikleri, ruhsal inceliği, o letafeti geliştirebilirse, ruhu bedende tamamen hakim olabilirse tayi mekan bile yapabilir. Çünkü frekans öyle bir yükseliyor ki o maddenin içerisinde an mesabesinde yol alabilmek mümkün. Örnekleri var. İşte aynı şekilde aynı şeyin içerisindesin. Mesela bugün biliyorsunuz internet havada yayılıyor. Bilgi almak istiyoruz. Bilgisayarımızı koyuyoruz. Dünyanın uzak ucunda bir internete bağlanıyor. Canlı mesela izliyoruz şu an birbirimizi. Aslında internet olmadan da biz de bir bilgisayar gibi bütün var olan enerji alanında kainattan bahsediyorum ama an mesabesinde iletişim yapıp telepati yapabiliyoruz.
Bu herkes için mümkün. Farkı ne? Frekansı yükseltmen gerekiyor sadece. Yani daha güçlü bir motor ve hareket elastikiyeti. Peki bu hareket elastikiyetini sağlayan şey ne? Ruhun bedende hakim olması arkadaşlar. Ruhla nefis hep savaş halinde. Nefis ne kadar hakimse o zaman sınırlar çiziyorsun. Niye? Ben diyorsun. Çünkü ben deyince bir sınır çiziyorum. Ama ruh için benlik yok ki Allah-u Teala ben kendimden bir sınır dedim. Yani sınırı yok. Manevi aleme girince sınırlar kalkıyor ortadan. Sınır çizdikçe benlik duygusu hakim oluyor. İşte bu benlikten sıyrılmadığın sürece çıkamıyorsun. Benlikten ne kadar sıyrılabilirsen, ruhu ne kadar hakim olabilirse o zaman çok başka şeyler görmek mümkün. Yani bunlar reddedilecek şeyler değil. Ve herkes için yapılabilecek şeyler aslında. Ha Rabbim'in bulutu. Peki ruhaniyeti nasıl geliştireceğiz konusu bu? Hani bu elastikiyeti nasıl arttıracağız? Buradaki ilk kural şudur arkadaşlar. Hüküm verme. İnsanoğlu hüküm verdiğinde benlik duygusu alıyor. Bu budur. Niye? Ben dedim çünkü. Unutma yani. Bu budur. İşte bu benlik duygusu, hüküm vermek maalesef bize sınırlar çizdirdiği için bu sınırların içerisinde çok zorlanmaya başlarız. Çünkü sınır dışına çıkamıyorsun. Jim Rohn hep şey söylerdi, hiç unutmuyorum, çok önemli. İnsanın başarılı olmasının önünde bir tek engel vardır. Kendine koyduğu kısıtlamalardır derdi. Bu sınırları çiziyorsun çünkü. Yani kendine ben başarısızım diyor, başarısızsın diye. Gerekeni yapmazsın ki ondan sonra. Sınır çizmek sadece başarı değil. Yani örnek olarak verdim. Her alanda sınır çiziyorsun. Bu olmaz ki diyorsun. Mesela sınırları kaldırmaya başlayınca reddete gelişti. Şimdi bugün reddedeseniz alanlar bile ya nasıl oldu bu iş? Allah'ım bu nasıl bir şey? Nasıl bu kadar hızlı iyileşebilir diyor. Çünkü sınır çizmiyorsun. Sınır çizmediğinde çok acayip şeyler gibi kurtulur insanlar. Ama sınır çizersen zor. Bu olmaz diyorsun. Olmuyor. Mesela bugün gidiyorsunuz doktora bazı hastalıklar. Bunun tedavisi yok diyor. Kabul ediyorsun. Olmuyor. Ömrü bu. İlaç kullanıyorsun. İyileşemiyor. Ama bugün kesin iyileşmez denilen vakalarda bile acayip şifalar görmek mümkündür. Çok gördük. İşte çölyak mesela çok acayip bir vakadır. Onlarca çölyak vakası var şu anda. Elhamdülillah şifalanmış. Doktor raporlarında çölyak yok. Herhangi bir şey tanı konulamaz bu konuda denilen. Ama geçmişte tanı konulmuş. İşte bütün bunlar sınırlar çizilmediğinden. Hüküm vermek. Hüküm vermeyi insanoğlu bıraktığı kadar yol alıyor. Hüküm vermeyi arttırdı halde hüküm nasıl biliyoruz? Mesela diyoruz ki bu iyi bir insan. Ya da bu çok kötü bir insan. Hüküm veriyoruz. Nereden biliyoruz? İyi insandan da kötü amel zuhur edebilir. Ya insanoğlu bu. Ama insanoğlu çok değerlidir. Bunu anlayacağım. İnsanoğlu çok değerlidir. İnsanoğluna verilen hiçbir şey başka hiçbir canlıya verilmemiş. İnsanoğlu için Allah-u Teala diyor kendimden bir sır hüfledim diyor. Acayip bir şey bu ruh için. İnsan ruhu için söylüyor bunu. Bir yani hayvanat, nebatat için böyle bir şey yok. Ya ne olur kendi değerini bil. Kendi değerini bilmek çok değerli. Orada mesela Rabbim bize isimlerini, Esma-i Hüsna'yı öğretiyor. Bunu kendini tanıyalım diye. Aslında o Esma-i Hüsna'yı öğretirken kendini tanı, Allah'ı tanımaya çalışırken de kendini de tanımış oluyorsun. Esmaların hepsinden var çünkü bizde. Yani hiçbir varlık ya da yaratılmışta bütün esmalar yok. İnsan hariç. İnsan çünkü eşrif-i mahlukat. Mesela insanın kendini tanımı, ruhunu beslemesi için hakikaten esmalar üzerinde tefekkür etmesi, zikretmesi demiyor. Bakın bir esmayı tutturup şu kadar çok zikretme, bunu her yerde söylüyoruz. Bu iyi bir şey değil. Şimdi bunu uzun uzun anlatmak gerekiyor. Girdik konuya. Bazen bu konuda çok şey alıyoruz arkadaşlar. Hakikaten zorlar. Yapacağımız en önemli konu değerli arkadaşlar anlamaya çalışmak, tefekkür etmek. Esmalar enerjileri vardır. Şöyle söyleyeyim. 99 esma yani Allah-u Teala'nın güzel ismi, sıfatları her birinin enerjisi çok farklı ve hepimizde bu enerjilerden farklı oranlarda var. Yani senin çektiğin zikrin aynısını ben çektiğimde bendeki esma oranı farklı, sendeki esma oranı farklı. Dolayısıyla etkileri de farklı olacaktır. Ve bir şeyi fazla yaparsan mesela en büyük tehlikesini anlatayım da konu gelmişken dikkatli olalım inşallah. Bir esmayı çok tuttun, anlattın. Olsun böyle zikrettin binlerce kez. Sonra görmemen gerekeceğini görmüş. Çünkü gözünün frekansı açıldı. Tamam mı? Yani boyutları gelişti. Görmemen gerekenleri görüyorsun. Sonra korkular başlıyor. Anksiyete başlıyor. Çünkü görmemen gerekenleri görüyorsun. Anlatamıyorsun da başkasına. Ya senin huzurlu yaşaman için bu görü seviyesinde olman gerekiyor. Bunun dışına çıkarsan çıkabilirsin. Duymaman gerekenleri duyarsın. Hissetmemen gerekenleri hissetmeye başlarsın. Yani ve hayat yaşanılmaz bir hal alabilir. Yani dikkatinizi çekmek istiyorum burada. Zikirde ama tefekkür etmeyi anlamaya çalışıyoruz. İşte ruhu beslemek için. Yeni bir şeyler öğrenmek. Çok değerlidir. Doğaya çıkmak, dünyaya yaratılmış her şeye, tamam mı? Allah'ı bulmak nazarıyla bakmak. Yani yaratılış olarak bakıyorsun şimdi. Mesela görmek isteyene bir yaprak kainat mesabesindedir. Görmek istemeyene koca bir orman bir yaprak ifade etmez. İşte hangi nazarla baktığınız ruhumuzu besliyor. Derinleşmeye başlıyorsun. O zaman kabule geçiyorsun. O zaman zaman kavramı değişiyor. Zamanın bereketi, mesela hayatında da çok bereket kazanırsın. Bir bilgi vereyim mi? Yavaş yavaş toparlayalım. Arkadaşlar ya dünya ya ahiret diye bir seçenek yok. Tekrar ediyorum.
Ya dünya ya ahiret diye bir seçenek yok. Ya ikisini de kazanırsın ya ikisini de kaybedersin. Biri biri diye seçenek tercih değil biri birini. Yolculuk. Şu an dünyadasın buradan ahirete geçeceksin. Kazanıyorsan ikisini de kazanırsın. Kaybediyorsan ikisini de kaybedersin. Olur mu öyle şey dünya çekiyor? Gerçek insanın başarısı iç huzuruyla ölçülür. Trilyonlarca param var iç huzurun yok. Ne yapacaksın o parayı? İç huzurun yok, mutluluğun yok. Yani dünya yolculuğunu da kaybetmişsin, ahireti de kaybetmişsin anlamına gelir. İç huzurun yok, kaybetme korkuları var çünkü. Ahiret inancı olmayan birisi için kayıp oluyor. Yani ikisini de kazanmak. O yüzden değerli arkadaşlar, yani birbirimize sürekli anlatmamız gereken mevzu bu. Her ikisini de kazanmak istiyoruz. Her ikisi için de yaşayacağız. Örnek zaten denge hususu çok önemli. Hiç ölmeyecekmiş gibi dünya için, yarın ölecekmiş gibi ahiret için. Denge istiyor. İtidal üzere, orta yol üzere olun diyor Rabbimiz. Yani her konuda denge. Çünkü ikisini de kazanacaksın ya da ikisini de kaybedeceksin. Yani birbirinin yolu ya da tercihi değil. Birbirinin muadili değil bu. Yani dünya için ahiretimi sattım. Yok ikisini de satmış oldum. Dünyada da huzurlu olamaz. Ay çok mutluyum. Yok gerçek mutluluk öyle bir şey değil. Mesela gidiyorsun adam eğlence mekanlarında. Ay çok mutluyum. Yalan. İç huzurun yok. Yalnız başına kaldığında anlarsın o iç huzurun olmadığını. Yalan o. Gerçek huzur değil. Zaten onun gerçek huzur olsa o an cennette seversen onu yapmazsın. İşte o gerçek huzur yakalamak için arkadaşlar anlamamız gereken bir mevzu var. Ruhu besleyeceğim. Çünkü ahirete o gidecek. Ya bu dünyadaki yolculuğu ruh yapıyor. Beden burada toprak oluyor. Çürüyüp gidiyor. Hepimiz turabi yapıdayız. Toprak olacağız gideceğiz yani. Bunları anlamak bile çok özel. Ondan sonra hiçbir şey ya olur da olmaz diye takılmıyorsun. Mesela şöyle oluyor. Çok acayip bir şey görüyorsun. Ya bu nasıl oluyor? Adam uçuyor falan. Umurum değil. Uçar, uçmaz. Umurum değil. Çünkü beni ilgilendiren bir mevzu. Beni ilgilendiren mevzu ne? Ya o uçuyor ya da uçmuyor, kaçıyor bilmem acayip olağanüstü haller gösteriyor. Ya Rabbim ne diyorsa o. Umurum değil. Çünkü kendi yolculuğunu yapıyor. O da kendi yolculuğunu yapıyor. Yani biri böyle keramet gösteriyor diye peşinden gidilmez. Zaten hakiki keramet sahipleri kerametini gizler. Çünkü o değildir mevzu. Tamam mı? Yani birinin peşinde. Bunlar hakikaten çok önemli. O yüzden olağanüstünün gizemin peşinden koşuyoruz. Böyle anlamaya çalışıyoruz. İnsan mesela yıllarca beden dili konusunda eğitimler aldı. Beden anlamı. Şu an kullanmıyorum o bilgilerin çoğunu. Hatta yaşarsın bunu hissetmişsiniz. Aramızda eminim vardır. Beden dili eğitimler alırken kafa yürüyorsun. Bu böyle yaptı, şöyle yaptı. Yüzde veda fizyonomi oluyorsun şimdi. Tamam mı? Detayı da yüzüne yansımış şu. Oradan gelecek okumaya çalışıyorsun. Ne olur gelecek okumaya çalışmayın hiçbir konuda. Evet fizyonomi vardır. İnsanın yaşadığı her şey yüzüne yansır. İnsanın yüzünden yaşadıklarını anlayabilirsin ama geleceğini anlamaya çalışırsan falcılığa giriyor. Ciddi bir sıkıntı. Gelecek konusunda Allah-u Teala bilir ve onun bildirdikleri bilir. Yani bunu net kabul edince sakin o zaman ruh besleniyor. Sıkıntıya düşmüyorsun. Yani neyse yok olanı kabul etmeye başlıyorsun. Aksi halde olanı kabul etmeden nefsini değiştirmeye çalışıyorsun. Başka bir şey oluyor o zaman. Yani umarım beden dilinde de öyle. Mesela ne kadar aklımda kaldı? Ezberlemeye çalıştım falan. Hakikaten şey yük oldu. Şimdi ama hiç ezberlemiş. Bak sende de bu veri var. Hatırla bak şimdi örnek vereceğim şimdi sana. Sana biri SMS yazmıştır. SMS'i okuduğun an onun hangi duyguyla yaptığını anlatın. Onu görmedin. SMS'te noktalama işaretleri yok. Niye? Çünkü iletişimde bunlardan öne çıkan bir şey var. Enerji. Bu enerji sözlerine yansıyor olarak kaydediyor. Beyin işte duygu o dediğimiz enerjiyi kaydediyor. Bu aslında her şeyi çözmemize anlam veriyor. Onun enerjisi iyi hissettirir ya da kötü hissettirir. Bu kadar. Çünkü insan ya Habil'dendir ya Kabil'dendir. Nasıl inşallah? Herkes öyledir inşallah. Kabil'den biri seni rahatsız eder. Fıtrat farklı çünkü. Bir araya gelince huzursuz olursun. O da senden rahatsız olur. Normal bu. Birini de çok seversin çünkü fıtrat benziyor tamam mı? Ama bu enerjiyi böyle algılamayı bırakıp da hüküm vermeye başladığında karıştırırsın da çok daha büyük yanılgılara giriyorsun. Ya da iyi hissetmeye çalışınca sorunları, kusurları görmemeye başlıyorsun. İşte ruhu besleyen algı bu. Fıtratın değişmediğini bir kere kabul etmemiz gerekiyor. Gizemin peşinde koşmak yerine işin hakikatini anlamaya çalışmamız lazım. Ruh, beden, zihin dengede olacak. Yani hepsini bileceğiz. Ruhun da hakkını vereceğiz. Nefsimizin de hakkını vereceğiz. Yiyeceğiz, içeceğiz. Bunlar nefsinin hakkıdır. Yemek zorundayız yaşamak için. Ama ruhun da hakkını vermen gerekiyor. Yani onun da beslenmeye, ilim öğrenmeye ihtiyacı var. İbadetler ruhun gıdasıdır. Onun için vardır. Bizim ihtiyacımız olduğu içindir. Hepsi böyle. Bazen dinlemeye ihtiyacımız var mesela ruhun gıdası için. Yani sevmeye ihtiyacımız var, sevilmeye ihtiyacımız var. Bunun ruhun gıdasıdır. Ama çoğumuz sevilmek için istiyoruz, sevmiyoruz. Yani ne ekersen onu biçersin. Yani sevgi ekerek sevilmeye başlarsın. Sen evlatları ne kadar sever ve hissettirsen büyüdükçe onlar da seni severler. Sevdiğin evlatları hissedemediğinde onlardan da sana bir sevgi gelmediğini görürsün. Çünkü ne ektin onu biçiyorsun. Hayatı böyle yaşamamız lazım. Gizem peşinde koşmayı, bugünkü en önemli şey, evet gizem de konuştuk, merak uyandırıyor çünkü. Ama gizem peşinde koşmak yerine hakikati yaşamayı öğrenmek
Gerçek huzur için azam. Gerçekte mutluluğu ve huzuru istiyoruz değil mi değerli arkadaşlar? Gizem peşinde koşmayı bırakalım. Rahatlayalım. Her şey olması gerektiği gibi olur. Değiştiremiyorsun. Kalem kurudu diyor Allah-u Teala. İşte bu kıvama geldiğimiz zaman Allah'ın izniyle her şey çok kolay olacak. Değerli arkadaşlar, bütün bunları bir sohbette anlamak ya da tam olarak idrak etmeye çalışmak mümkün değil. Çünkü ilim öyle bir şey ki, ilmi öğrenmek istiyorsanız çok basit bir şey. İlim öğrenmek isteyenler varsa aramızda kuralı çok net. O da şu, bildiklerine amil ol. Takva sahibi olursanız bilmediklerinizi öğretiriz diyor Rabbim. Yani öğrendiğin bilgiyi amel edersen, faydalı bilgiyi hayata sokmaya çalışırsan, öğrendiğinle amel edersen bilmediklerini öğrenirsin. Ama bugün en büyük sorun bu. Öğrenmeyi çok istiyoruz, öğrendiklerimizi amel etmek istemiyoruz. Dolayısıyla ilim bilim söz konusu değil. İstediğin kadar sertifika al, istediğin kadar diploma al, master, doktora, gerçek ilimden uzaksın. Gerçek ilim insana lezzet veriyor. Gerçek olmayan insan ki ilim, yani bugün peşinden koşulan büyük çoğunlukta ilim, nefsi karartıyor. Ben prof oldum, ben de neyi mi bileceğim? Ben bir şey bilmiyorum ki zaten. Mevlana burayı nasıl anlatmış biliyor musunuz? Mevlana Celaleddin Rumi. Hazret, zamanının ordinarius profesörü. Medresede zirve, yani ilim, bugün bildiğimiz dünya ilimlerini o zamanki hakimiyet konusunda zirveyi temsil ediyor. Ve o dönemde diyor ki, handım, sonra yandım, piştim. Gerçek ilmin o olmadığını anladığı zamana diyor ki, yani o geçmiş ilme çok bildiğine handım diyor. Hiçlik makamı mesela, hani bugün olur, hiç ben bilmiyorum ki. Ben de neyi bileceğim dersem, ya bilir yani Allah-u Teala kime ne ilim verdi, nereden bileyim? Böyle bir şey diyemeyiz ama bakın ilim oraya getiriyor. İşte sevgili arkadaşlar, bunu bildiklerimize amir olacağız. Bu da, bunun da yolu var. Ben kendi başıma karar verip bildiklerimle amir olacak dediğimde yapamıyorum bunu. Çünkü tek başımayım. Surden aylarını kurt kapar, unutmayın. Tek başına karar ve hüküm verdiğimde nefsim ön plana çıkacak. Tek başıma olmuyorum. Ama birlikte olduğumda, bir grup, bir aidiyet duygusu yaşadığımda, birlikte hareket ettiğimde, işte biz o yüzden mesela 21 günlük nefes çalışmalarını birlikte yapıyoruz. Çok önemli bir hususiyet olduğuna inanıyorum. Birlikte olduğunda farkında olmadan orada eyleme döküyorsun. Çünkü eyleme dökecek gücü birlikten alıyorsun. Birbirimizden güç alıyoruz. Hani iki kişi bir işe başlayınca hadi diyorsun, gelişiyor Allah'ın izniyle. O yüzden birlikte faaliyetler etmek, yani grupların içerisinde olmak. Mesela canlı yayında izlerken de şimdi sen tek ben tek gözüküyoruz ama bir grup var ve bunu hissedersin. Birileriyle birlikte izlediğini hissettiğin için elime geçmek ya da algı artar. Görmen gerekmiyor insanlar. Unutma, boşluk yok ve hep iletişim var aramızda. Bu zaten muhteşem bir şey. Kainatta boşluk yok. Allah-u Teala her an yaratmaya devam ediyor ve kainatta büyümeye devam ediyor. Bunu da unutmayalım inşallah. Şimdi birlikte hareket etmek, bu da çok hususiyeti. Sevgili arkadaşlar, bu konularda işte biz bir farkındalık oluşturmaya çalışıyoruz. Sonuçlarını çok pozitif gördüğümüz öğretileri paylaşmaya çalışıyoruz. Nefes egzersizlerini bu yüzden çok severek yapıyorum gerçekten de. Çünkü insan aslında özüne dönmeye başlıyor. Hakikatini anlamaya başlıyor. Nefesini kontrol etmeye başlayınca nefsinin farkına varmaya başlarsın. Ve kişi nefsini tanımaya başlayınca yol alıyor. İşte bunun için mesela kamplar yapıyoruz. Allah nasip ederse Kasım ayında 3-4-5 Kasım tarihinde Ilgaz'da olacağız. Bütün dostlarımızla birlikte 3 günlük bir kamp yapacağız. Konaklamalı falan. Sadece konaklama ücretine. Yani aslan arkadaşlarımıza bu konuda bilgi için iletişime geçebilirsiniz. Katılmak isteyen olabilir. Herkes açık. 3 gün boyunca niye kamp yapıyoruz? Çünkü aynı ortamda birlikte, ki bir önceki kampımız arkadaşlar 440 kişiydi. Full dolmuştu otel. Hiç katılacak yer kalmamıştı. Hatta son yani 100 kişi yakın kişi gelemedi yani yer kalmadığı için. Allah hamdolsun bir teveccüh gösteriyorlar. Ama orada çok özel vakit geçirdik. Niye? Çünkü aynı anda bir aradasın ya. Birlikte bir faaliyet yapıyorsun. Dönüşüm çok hızlı oluyor. Ve genelde mutluluk seviyesi de birlikte yaptığında keyif alıyorsun. Mesela insan bir şeyi başarır. Niye başarır biliyor musun? Başkaları o başarıyı görsün diye. Hiç kimsenin görmeyeceği bir şeyi başarmayı niye isteyiz? Yani insanın bak fıtratında var bu. O yüzden birlikte olmak, birlikte bir şeyleri başarmak çok değerli. Buna gayret ediyoruz elimizden geldiğince. Ara sıra böyle bu tarz konulara da girelim. Gizem uyandırıyor ama tekrar etmek istiyorum değerli arkadaşlar. Gizem önemli soralım ama peşinden koşulacak bir şey değildir, tamam mı? Yani direkt böyle gizem, bunu öğreneyim ne çok güzel falan. Ya kesin ama kesin her şeyin hakikaten bir sebebi vardır. Şunu bir öğrenmemiz gerekiyor. Her şey sebepler aleminde yaratılmıştır. Rabbimiz bizim her şeyi sebeplere sarılmamızı istiyor. Anlayamıyor olmamız onun bir sebebe bağlı olmadığı anlamına gelmez. Biz o an anlayamamışızdır. Ama ön kabulümüz olmalı. Mutlaka bir sebep var ve açıklaması mutlaka vardır. Her türlü gizemin mutlaka açıklaması vardır. Henüz öğrenemeyebilirim, henüz anlayamayabilirim ama her şeyin ama her şeyin mutlaka bir açıklaması vardır. İllüzyonlar da öyle değil mi? Nasıl oldu bu diyoruz. Sonra bakıyorsun, bu muymuş falan. Hani
Çünkü mutlaka bir açıklaması vardır. Geçmişte sihir gibi konular daha anlatılıyordu. Günümüzde böyle bir şey yok. Çünkü Allah-u Teala peygamberlere mucizeler atfetmiş. Mucize şu demektir. Herhangi bir sebep olmaksızın vuku bulan olaya. Fakat peygamberlik müessesesi kalktığı için günümüzde böyle bir şey olması söz konusu değil. Yani peygamberlere has kılmış mucizeleri. Yani böyle acayip şeyler artık yok. Hani keramet Rabbim lütfeder ayrı bir mevzu kuluna. Ama keramet sahibi kerametini saklar. Unutmayın. O yüzden anlamın peşinden koşulmaz. Mutlaka bir sebep vardır. İllüzyondur. Günümüz için bu gerçek. Net kabul bu benim için arkadaşlar. Tamam. Benim anlamıyor olmam onun şey oldu. Mesela UFO'lar. Yine çok hani geçen haftada bu konuyu değiştik. Tanımlayamıyor olmam onun bir açıklaması olmadığı anlamına gelmez. Ben şu an o açıklamaya vakıf olamayabilirim anlamına gelir. Tanımlayamıyorum. Ama mutlaka bir açıklaması vardır. Nitekim bulunuyor işte uyduları UFO zannediyorlar. Mesela uydu yani bildiğin çok ilginç vakalarla karşılaşıyoruz günümüzde. Mutlaka bir açıklaması var ama biz gizemi böyle gizemli kılmayı seviyoruz. Tamam mı? O yönümüz var. Bunun peşinden koşmayalım. Hakikaten anlamaya çalışalım. Çünkü gizem insanı yanlış yerlere yönlendirir. Şeytanın kullandığı elementlerin başında geliyor gizem. Yani seni gizem çekici olduğu için, insanı bildiği için. İnsanı şeytan çok iyi tanıyor. Ama kalbin mutmain dediğimiz durum var. Yani her şey Allah'tan. Bak rahatlamaya başlıyoruz. Bunu söylerken, zikrederken bile. Rabbim hepimizi istikamet üzere eylesin arkadaşlar. Unutmayınız. Ya dünya ya ahiret yok. Hem dünya hem ahireti kazanacağız Allah'ın izniyle. Ve hem dünya hem ahireti kazanmak için de ona göre yaşamamız, ona göre inanmamız, ona göre düşünmemiz gerekiyor. Yani emeğimizi bunun için harcayalım. Dünyayı kaybetmek yok. Hani dünyadan eli ayağı çekmek yok. Hem dünyayı hem ahireti kazanacağız. Allah'ın izniyle. Bunu yapabilmek için de gerçekten hani sohbetlerimizi bu minvalde tutmaya çalışıyorum. Bir kişinin hayatında böyle katkı olur. Ben kazandım ve hiçbirimizin garantisi yok. Hani bunları konuşuyorum diye bir şey olduğumuz falan yok. Hani ulema, bilgi, alim öyle bir derdimiz yok. Çünkü hiç kimsenin, hiçbirimizin garantisi yok. Bir kul ömrünü böyle birçok insanın hidayetine vesile olur ama kendi hidayete nail olamayabilir. Hiçbirimizin garantisi yok. Hazreti Ebu Bekir son nefeste endişe ediyor. Ya Allah hükmünü değiştirsin. Biz kim? Ben kim ki? Yani hani bir hükümden ya da kendimizi biliyorum bahsedelim. Hiçlik makamı unutmayalım. Bilmediğini anlayınca insanoğlu teslim oluyor hakikate. Yani bilmek bu demek değil. Gerçekten bilmek bilmediğini bilmektir. Rabbim inşallah bu kıvamda tutsun hepimizi. Görüşmek üzere. Allah'a emanet olunuz deyip yayını sonlandırıyorum inşallah. Herkese hayırlı geceler. Allah'a emanet olunuz.